şeyde geçtiğimiz gün Trump Kanada'da bir açıklama yaptı. Hani dünyayı kendimize düşman ettik gibi bir söylem. Evet. Şimdi o Amerika'nın uygulamış olduğu politikalardan dolayı giderek yalnızlaşan, dünyada da ciddi bir düşman kitle yaratan Amerika'nın bu uyguladığı politikadan dolayı bu saldırıyı yaşayabileceğini ifade ediyor Trump ki gerçekten böyle bir risk var. Yani Sayın çiftçinin söylediğine katılıyorsunuz o zaman bu söylediğinize. Yani eee Sayın çiftçi şöyle bir ifade kullandı. Gerçek bir saldırı olmasa da gerçekmiş gibi yapabilirler. Şimdi Göksu şöyle Amerika'da... Mağdur edebiyatı yapı, evet. yapmak için daha doğrusu. Şimdi Amerika'da da güçler savaşıyor. Yani Amerika'da 6-7 sene önce iki Amerika dediğimizde büyük bir şok yaşanmıştı. Yani nasıl olabilir Amerika sıradan yürüyen başkanların formalite olduğu ve hep aynı politikalar uygulayan bir emperyal yapı. Amerika bu kısır döngüyü iki yerde kırdı. Bir Kennedy, öldürdüler. iki Trump. Şimdi Trump'ın uyguladığı politikalar Amerika'nın ulusalcı kanadının uygulamış olduğu politikalar. Diğer kanat kim? Küreselci yani Biden'ın temsil ettiği kanat. Sen az önce çok güzel bir soru sordun. Dedin ki Trump olsaydı farklı şeyler yaşar mıydık? Yaşardık. Onda hiç şüphe etme. Hmm. Mesela basit bir örnek vereyim. Hani ne yaşayacağımıza dair. Ee, Yunus zaman zaman çok dillendirir. McGurk denilen bir kişi var. Şu an Amerika'da yani e, siyasi kadronun içerisinde Amerika'nın Dowra'sı Heh. has olanı yani sürekli devletin en üst düzey toplantılarına girip çıkan e, ve Irak ve Suriye'de katili bir kişi. Şimdi bu bahsettiğimiz isim Irak ve Suriye'deki bütün o kirli terör olaylarını organize eden, dizayn eden Oradaki yürüyen trafiği de yöneten bir kişiydi. Türkiye rahatsızlığını beyan ettiğinde Trump o kişiyi tasfiye etti. McKork görevden alındı ve bizim için de büyük bir sürpriz olmuştu ve olumlu bir gelişmeydi. McKork'un bölgeden gidişiyle bana göre bölge nefes aldı. Biden ne yaptı biliyor musun? Seçimi kazandığında ilk imzaladığı evrak McKork'u tekrar hem de yetkilerini genişleterek Afrika'nın kuzeyini de ona bağlayarak buraya göndermek oldu. Bakın her taşın altından gene bu kişi çıkıyor. Ve bütün o kirli trafiği yürüten bu bahsettiğim kişi Arapça, Kürtçe aşiretler arası yapı, bölgedeki o Irak, Suriye arasındaki köprü bu kişi üstünden yürüyor. Afrika'yı da işin içine kattılar ve Makyork bir anda devlet statüsünde önemli bir konum edindi. İşte Trump geldiğinde Tekrar bu kişiyi tasfiye eder mi? Alır mı görevden? Bana göre alır. Yine aynı şekilde hani o Neokon kanat Yunus güzel bir örnek verdi. Eğer siz olsanız siz de dedi kıramazsınız e, bu yapıyı doğru. Trump bana göre muhteşem işler çıkarttı. Yani o çembere o fasit daireye alınmasına rağmen, o şahin isimlere rağmen önemli işler yaptı. Hatta Birleşmiş Milletler'de e, bir toplantıda e, yaptığı konuşmada Belki Yunus'u konuşmayı hatırlayacaktır. Ee, küresel çeteye öyle zehir zemberek laflar etti ki ve tam da karşısında Pompeo ve Mike Pence oturuyor. Tesadüf müdür bilerek mi resim seçici onları aldı. İkisini tam ekrana verdiler. İkisinin de yüzler düşük, suratlar düşük. Ya neler söylüyorsun sen dercesine bir tepki ortaya koydular. Belki hatırlarsın Yunus o yaptığı tarihi konuşma bana göre. Orada hani bütün dünyada dönen kirli sistemi anlatan ve Amerika'nın da yaptığı kirli işleri kendi devletinin yüzüne vuran bir kişi ve karakter olarak yer aldı. E şimdi aynı e, Trump, yani bu geldiği takdirde Orta Doğu'da ne işler değişir? Bana göre o savaş terör olaylarında bir rahatlama dönemi yaşayabiliriz. Bizim şimdi bazı e, olaylar o dönem pek anlaşılamadı. Yani dikkat et tesadüf müdür hadi sen değerlendir. Avrupa'nın o küresel çetenin başat dergileri, işte bildler Ekonomistler sürekli olarak iki üç kişiye kapağında bir tehdit olarak veya farklı açılardan dünyayı anlatmaya çalıştı. Diktatör gibi veya işte dünyanın şu an başındaki en büyük... Geçen yani... ay Deş Bigel, Deş Bigel yine koydu diktatör diye. Heh. Şimdi o üç isim kimlerdi? Putin, Sayın Erdoğan ve Trump. Şimdi bir düşünsenize niye bu kişiler hep hedef? Yani Putin o yukarı coğrafyada farklı bir şeyde uğraşıyor. Sayın Erdoğan şu an zaten bana göre tek ayakta kalan lider. Yani küresel çeteyle mücadele eden. E Trump şimdi eğer tekrar gelirse, Yunus o nedenle sordum ben o soruyu. Acaba o etrafındaki o zinciri kırabilecek mi diye. Çünkü... Öylesine Onunla misin? ilgili bir örnek vereyim mi Coşkun Hocam Kesiyorum Tabii ki. kusura bakma estağfurullah, estağfurullah. E, Birkaç ay önce e, CNN Türk'te de anlatmıştık Bir kitap çıktı Bu kitabın yazarı Adam Kinzinger Eski e, şey e, ABD temsilciler meclisi üyesi Cumhuriyetçiydi Ondan sonra Cumhuriyetçilerin ama şeylerinden Hani Daha liberallere yakın olan Şimdi e, tam zamanlı yorumcu e, Demokrat haber kanallarında Kitabında şöyle bir anıdan bahsediyor Beyaz Saray'da oturuyorlar ulusal güvenlik danışmanı var. Sanırım Bolton olabilir o zamanlar. İşte Trump diğer yardımcılar şeyden bahsediyorlar. Türkler YPG'ye saldırıyor bizim Kürt ortaklarımıza tırnak içinde. bizim buna izin vermememiz lazım. Trump da şöyle bir şey söylüyor ki hani yayında söyleyemeyeceğimiz bir şey. Ben niye takayım bunu diyor ama siz ne onu argo olarak düşün. Niye takayım? Niye sallayayım ben bunu diyor. Mesela bu bir örneği. Trump'ın düşüncesi şuydu hani bırakalım Türkleri ne yapıyorlarsa yapsınlar YPG, bana ne. Ben IŞİD'i bitirdim, petrolü de aldım, istedikleri gibi çatışsınlar demişti. İzin verilmedi mesela. Orada o kitapta nasıl Trump'ı bundan vazgeçirmeye çalıştıklarını anlatıyor. İkinci bir örnekte Türkiye ile Amerika'nın en büyük kırılma yaşadığı olaylardan biri S-400, işte, F-35 olayı. Trump e, medyanın önünde açık açık hani biraz önce demiştim ya Tahran'la yasa. Yani Ankara'da hani e, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yazıp Trump'ın eline versen bu kadar okuyamaz. Dedi ki biz onlar bizden Patriot'a satın almak istedi. Biz de satmadık. Aptalca bir hareketti Obama yönetimi tarafından. Onlar da hava savunma sistemsiz kalamayacağı için gitti S-400 aldı demişti. Hani milyarlarca dolar lobicilik faaliyeti yapsanız bir Amerikan başkanı ancak bu kadar söyleyebilirsiniz. Yani ilginç görüşleri var. Hani ikna edilebiliyor. Anlatıldığında, oturulduğunda, konuşulduğunda. Ondan dolayı hani bölgede ya da bölge dışında Türkiye'nin etkisi olduğu farklı konularda örneğin Yunanistan konusu belki Trump Türkiye'yi haklı bulacak Türkiye'nin argümanlarına daha da yaklaşacak Zaten... belki Güney Kıbrıs konusunda farklı olacak Doğu Akdeniz Ege yani bu anlamda hani belirsiz sen yani çok kötü de olabilirsin Trump'la çok iyi de olabilirsin biraz belirsiz bir başka bence çok kötü değil de ee, hani şu eleştirileri almıştım ben o zaman da. Ee, ama Trump sevicisiniz veya Amerikan hayranlığı sizden başladı. Trump benim babamın oğlu değil. Ee, ben olayları devletim adına, milletim adına tarafsız göze değerlendiriyorum. Hangisi e, bizim için daha iyidir diye. Şimdi o açıdan bakıldığında ben Trump'ın Türkiye'ye olan o kritik sözlerinde çok akıllı ve çok zeki bir politika yürüttüğü kanaatindeyim. Az önce Abdul hocam dedi ya böyle deli dolu falan asla değil. Yürekten katılıyorum. Trump çok zeki. Hatta ekonominizi mahvedeceğim falan gibi söylemlerde bulunmuştu. Ben onu tribün oynanmış bir şov olarak gördüm o dönemde de. Çünkü içeride çok ciddi bir mücadele veriyor Trump. Yani etrafı sarılı, kıpırdayamıyor. Taban destek var ama o destek para etmiyor o an için. E zaman zaman Yahudi lobisine, zaman zaman Ermeni lobisine bir takım mesajlar vererek o süreci yürütmek, götürmek durumunda kalacak. Ben o söylemleri o açıdan bakarak değerlendirdim ama... İçeride bir takım çevreler işte Trump diyorsunuz al o da size düşman işte bu şekilde bir politika uygulayacak gibi. Bana göre çok yanlış yerden yaklaştılar. Şimdi Trump gelirse Amerika'nın o saldırgan politikalarında bir değişiklik olur mu? Hakimiyeti sağlarsa ben olacağı kanaatindeyim. Peki Trump savaşı neyle yürütecek? Ekonomik savaşla. Yani Çin'e hep para üzerinden savaş açarak Tek bir süreç yürüdü. Ek ve ekonomi konusu temel faktör Trump'ın elinde ha ilk etapta ne yapması lazım bana göre seçimi kazanırsa ee, hani anket sonuçları kazandı gösteriyor da e, Göksu bir Kennedy vakası veya yeni bir e, seçimdeki o hile gibi ben hileyle kaybettiği kanaatindeyim hmm. yani sabaha kadar her yerde önde giden Trump bir anda elektronik oylara geçince takır takır her ve eyalette kaybetmeye başladı bana bu süreç asla normal gelmedi Amerika'nın yarısı da öyle düşünüyor Ha. Coşkun hocam Trump'çı galiba. Bak işte. Bir Trump mitingine gidelim. Coşkun hocam. Bir <laughs> şey var. Bayrağı, bayrağı, şapkası. <laughs> güzel, güzel bir yere getirdin. Bak Amerika'daki bütün FETÖ firarileri, vatan haini alacakların tamamı bayrını destekledi. Trump'a senden benden fazla düşmanlık gösterdi. Niye bir düşünün ya. Oradaki seçim kampanyalarında <laughs> e, para olarak da yardım ya, eden. FETÖ'yü iade edeceğinden çok korktular. Heh. Şimdi Trump'ın yeni politikada ben Türkiye'yi yanına etmez, alacağını düşünüyorum etmez, etmez etmez Nasıl? Hayır canım şimdi Hayır ben Trump, Trump gelirse yani eder o... demiyorum öyle bir iddiam yok Tabii yani Yunus sevgili Yunus onların endişesini söylüyor Tamam yani biz Biden'a göre Trump daha anlaşılabilir birisi Ha bir de bir, bizim bir avantajımız var Türkiye'nin özel konumu ile ilgili Yani Sayın Erdoğan onun dilinden konuşmayı biliyor Yani oradaki hikaye bu ve iyi de anlaşıyorlar. Ha, şimdi bu, ama bu yani bu spesifik bir durum. genele teşmir edecek bir şey değil. Genelde teşmir edecek şey şu. E, Amerika emperyalist bir ülke. Bizim bölgemizde de at koşturuyor. Mesela şimdi deminden beri konuşuyoruz ya. Dinledim. Çok da güzel analizler, yorumlar da var. E, Trump terör eylemi olacak diyor. Neye göre diyor? Neye göre? Nerede? Ya ne senin olacak? Senin ülkende terör eylemi olmaması mümkün değil kardeşim. Sen dünyanın altın üstüne getirmişsin. Sen dünyanın bütün hukukunun dünyanın bütün hakkının dünyada ne kadar gariban mazlum varsa onun bu dünyadaki hakkının ırzına geçmişsin. Sen dünyayı çula çevirmişsin ya. ya senin ülkende terör eylemi olmasın nerede olsun? Dünyadaki hangi terör eylemi varsa altını kaldırıyorsun arkasına Amerika çıkıyor. İşte Pakistan İran birbirini vurdu. Niye bir terör eylemi oldu diye. Belucistan, efendim öbür taraf İran tarafı çekiyorsun her yerden. Bir en çok kaşıyan Amerika'dır. O Dünyanın yani. neresinde bir ayrılıkçı hareket varsa Amerika. Dünyanın neresinde bir tetiş hareketi varsa Amerika. Dünyanın neresinde bir illegal gayrimeşru silah sevkiyatı varsa Amerika. Trump'tır demiyorum yani. Ama bu Amerikan müesses nizamı budur. Ve bu nizam değişemez. Değişmeye kalkarsa ne olur biliyor musun? Teksas olur. Yani siz değiştirmeye kalkarsanız Değişir. elinizde kalır. İşte Texas De olacağını tabii. bekliyor. Yani, ha o olabilir yani hiç karışıklık ona, olacağını bekliyorsunuz. Amerika ona bölünebilir ha yani öyle bir tip var. Olabilir. Yani. Olabilir. Yani. olabilir. Amerika bölünebilir. Şimdi, Şimdi Amerikan sisteminin bakın evet. Amerikan nizamının esneyebilme alanı çok kısıtlı. Yani dünyaya dünyanın en esnek efendim en kolay forma girebilen çeşitli durumlara uyum sağlayabilen onların tabiriyle tırnak içine liberal sistemi olarak pazarlanıyor ama tam aksine dünyanın marjları en az olan ve değişme kabiliyeti en az olan sistemi Amerika. Değişemiyor bakın işte eyaletler arası çatışma çıkıyor, hakimler birbirinin kararını reddediyor, bir şeyler oluyor. Bir örnek vereyim size, beğenmedikleri, demokrat değil dedikleri, demokrasi kültürü yok dedikleri bizim ülkemiz hükümet sistemini değiştirdi ya. Biz hükümet sistemimizi değiştirdik. Bir hükümet sisteminden dedik ki bu bizim için bu daha uygun, bunu bırakıyoruz. Şimdi buna geçiyoruz dedik ve çalışıyor bakın. Amerika'da değil böyle bir değişiklik. Önler Bunun onda birini yapamazlar. Şey. Onu da size şöyle pazarlarlar. Efendim gelenek onların tabiri establishment müesses nizam diye pazarlarlar. Bu çok güzel bir şeymiş gibi. Ya bu güzel bir şey falan değil. Dünya değişiyor. Dünyanın koşulları değişiyor. Her şey değişiyor. Siz sadece demokrasi şapkası altında Dünyaya terör, dünyaya savaş ihraç etmekle meşgulsünüz. Başka bir şey yapamıyorsunuz. Ha, Trump Amerika için bir kurtarıcı. Yani ben Trump'a dair olumlu bakışlara itiraz etmiyorum. Ben de yani Biden'la yan yana koyduğumda hayır hah bakıyorum ama yani bu bir rahip mahipsiz krizini de bu adam zamanında yaşadık. Yani bu da öyle çok Türkiye'ye çok iyi bakacak bir tip değil. Çünkü arkasında bunun Amerikan sermayesi var. Amerikan sermayesi de şöyle bir noktada. Dünyanın artık yemiş 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 hani af buyurun bir kene diyelim kanı emer 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 şişmiş ya patlayacak ya emmeye devam edecek bu adamın şansı yok. Onun için Trump gelirse ne olur değişir mi değişmez mi tartışmalarının bir limiti var. Amerika'nın içinde tabii ki çok ciddi değişiklikler olur. Sağ olsun Yunus Paksoy aktarıyor. Biz takip ettiğimiz kadar görüyoruz. yani Amerika'nın saldırganlığında da bazı azalmalar belki olabilir. Ama toplamda Amerika bunları yapmadan bu kötülükleri yapmadan yaşayabilecek bir güç değil. Dikkat edin şer güç kavramını dünya literatürüne Amerika soktu. Neden? Çünkü dünyada bir tek şer güç var o da Amerika. Onun için soktular. Beğenmedikleri herkes şer güç. Beğenmedikleri herkes diktatör. Dönüp kendilerine bakmıyorlar. Kendilerine bakan bir adam işte Trump birazcık bakıyor ve oradan bir şey çıkartıyor. Yani diyor ki ha, bak bu iş böyle diyor. Fakat Şimdi daha kritik olan nokta yani neden bu Teksas konusu falan önemli oluyor? Eyaletlerin çatışması, Trump'ın bazı böyle kıyamet senaryosu önerileri neden önemli hale geliyor? Çünkü Amerika zayıflıyor. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu nizamın artık sınırlarına geldi. Daha sürdürülebilir durumda değil bu nizam. Belki Trump gibi aktörler normal koşullarda Amerikan Kongresi'nin bahçesine sokmazlar böyle adamları. Bunlar da başkanlık koltuğuna kadar falan geliyorlar. Demek ki Amerika zayıflıyor, dünyada başka güçler yükseliyor. Yani Çin, Rusya hemen akla geliyor da Hindistan falan. Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye bile bir güç olarak yükseliyor. Yani daha Türkiye düne kadar yani şunun şunu için Tabii. söylüyorum. Bakın Çin, Rusya NATO üyesi değil. Türkiye daha düne kadar bizim başbakanlık kayıtlarımız var. Devlet arşivlerimiz var çok vahim şeyler var. Bakıyoruz değil mi? Merhum Bülent Ecevit ne yapmış? İstihbarat Teşkilatı'nın maaş problemi ortaya çıkınca bu ne ya demiş getirin demişler ki efendim maaşları Amerikalar veriyor. Hadi bakalım. Yani biz nereden nereye gelmişiz bakın. Bugün Türkiye'de biz ne konuşuyoruz değil mi? Mesela istihbarat teşkilatımız, dışişlerimiz vesaire yani onları küresel güç. Tabii. E, artık tanımlıyoruz. Burada bitince. Nereden nereye geldi. Amerika'daki gelmişiz? ideolojik kavgayı biraz açayım. Hemen, hemen bitireyim Çünkü bu, abi. Bu hemen Bu bahsettiklerinizin dışında başka bir hikaye size de var. Size devredeyim. Hemen bitirip evet. devredeyim. Şimdi evet. Türkiye'de de bir Türkiye de bir güç oluyor. B diğer bütün güçler gibi ve bunun sonucu bakın tuhaf şeyler çıkıyor. Şimdi demin biz mesela Orta Doğu'daki ya da Uza Ön Asya'daki efendim e savaşları tartışmaları konuşuyoruz. Değil mi orada Suriye, Irak, Lübnan falan dedim hani onlar var İran var onu konuşuyoruz. Türkiye bir şey söyledim tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada tarihsel olarak var olan iki devlet var. Şimdi, diğerleri kusura bakmasın. Yani şu kusura bakmasınlar. Burada Türkiye Cumhuriyeti ve ondan önce onun öncülü olan Osmanlı Devleti var. Bunların hepsi onun bakiyesi. En arkadan gelen, en son gelen yani bizde bir laf vardır güz cücüğü. Yani tavuklar yumurtadan civcivler çıkar, güze kalır bir tanesi. Güz cücüğü olan en gereksiz olan İsrail en sona gelmiş. Şimdi İran var burada, Türkiye'de var. Şimdi bir şey söyleyeceğim size bakın. Bugün ilginç bir şey oldu. Polonya Devlet Başkanı Duda Avrupa Birliği üyesi dedi ki, "Interessando. Bakın çok ilginç bir söyledi. Duda söylüyor bunu. Kırım'ı Ukrayna'nın geri alma ihtimali yok. Kırım tarihsel olarak Rusya toprağıdır." dedi. Hadi bakalım buyu buradan yak. Olacak şey değil ya. Bu Ukrayna'nın mütefiki değil misiniz siz? Bakın bu cümlenin sebebi şu. Polonya'nın da Ukrayna'nın topraklarına gözü var ve lafı şuraya getirecek sonunda. Diyecek ki, "Ya şu bu işin batı tarafı Lviv mivi de tarihsel olarak bizim." diyecek. Yani ülkeler Tarih defterlerini açmaya başladılar. Amerika'nın açacak bir tarih defteri var mı? Yok. 1945'te geldin, 45 bin insan, 50 milyonun içinde kaybın 45 bin. 1945'te geldin, tüm dünya düzeninde çöktün. Senin açabilecek tarih sayfan yok, ama herkesin var. Daha enteresanı en kalabalık sayfada bizde. Bizimki Ansiklopedi. Yani biz açarsak Türkler onu açmayı başarırsa o sayfayı herkes susmak zorunda kalır, herkes oturup bizi dinleyecek. İran örneğiyle bağlayayım. Şimdi İran'ın Irak'ta, Suriye'de falan vekalet vekil güçleri var. Var güzel. E, i̇yi de saralım tarihi 500 yıl geriye. İran sınırı dediğim yerdeydi, aynı yerdeydi ama oralar bize aitti. Yani o sayfalar açılacak, tartışılacak. Acaba Trump asıl konuya geleyim. O o rüzgara karşı durabilecek mi? Peki. Biz hep şöyle bakıyoruz ha, işte Biz iyi geçiniriz vesaire falan filan. Vermesin terörle baş içinde. Hayrını görsün şerrini görsün, kendisinde kalsın. Buralara gücü yetecek mi? Ne cevap veririz? Biden'ın yetmediğini gördük. Trump'tan da ben çok fazla şapkasından tavşan çıkabileceğini zannetmiyorum. Peki. Yunus Paksoy'a çok teşekkür ediyoruz CNN Türk Washington temsilcisi katkılarından dolayı. Ee, sayın çiftçi sizinle tamamlayalım bu başlığı. Burada Hocam siz de ayağa alayım şimdi başka bir başlıkla devam edeceğiz kapitalizm hedef alıyorsun ya. Amerikan kapitalizmi. Evet. evet. Amerika'da başka bir şey var. Küreselizm. Şimdi 20. yüzyıla saldırıyorsun. Ultra kapitalizm. Hayır. Kapitalizm değil. Bak Davos'ta 2020 yılında bir toplantı oldu. Kapitalizm bitmiştir. Yamayla kurtulmaz. Yeni bir şey lazım dediler. Joe Biden'ın savunduğu fikir küreselizm. Trump kapitalizm. İki ayrı şey var. Bu ideolojik ayrışmayı anlatacağım dedim ya. Joe Biden'ın ekibi bugün dünyanın küresel sistemin önüne gelen yine toplandılar Davos'ta paylaşım ekonomisi paydaş kapitalizmden bahsediyorlar. Artı e, dijital bir dünya, tek dünya devletine giden ekolün söylemleri bu. Mesela Trump geçen hafta bir açıklama yaptı. Geçen hafta geçen ay Amerika Merkez Bankası'nın e, dijital parasına karşıyım dedi. Bunlar insanları takip etmek için kullanılıyor dedi. Dolayısıyla 21. yüzyılda dijital bir dünya kurgusu var. Bu ideolojik bir proje. Çin'deki sosyal kredi sistemi gibi ama kapitalist bir projedir hocam. Hayır kapitalist. Yani Hayır. Davos'ta çıktı sahipleri de kapitalistler. Hayır. Hatta ya bir şey anlatıyorum Biz, adamlar bizim kendini ülke, artık bizim ülkemizden de bazı iş adamları var o. Ya tamam da Davos artık kapitalist değiliz diyor. Yeni bir model getiriyor. Onu anlatıyor. Payda, paydaş kapitalizm. Hayır kapitalist değiliz diyor. Bak yeni model kapitalizmdeki mesele sömürme bunlar para açmış para umurunda değil. Bunlar ideolojik açıkçası iblisin projesiyle uğraşıyorlar. Yani ben kendi görüşüme derken Trump bunu ifade ediyor zaten. Bunlar şeytanın çocukları diyor. O Dolayısıyla yani. kavga kapitalizm aşar. O daha alt planda kalıyor şu an. Kavga daha yüksekte. Dijital sistemle insanlar biyometrik çiple sisteme entegre edilmesi. En sonunu söyleyeyim. Çünkü fazla da vakit yok. 21. yüzyıl blockchain tabanlı yeni Çin'deki sosyal kredi sistemi gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da, Türkiye'de tamamen merkezi, insanın da sisteme entegre edildiği, bazı istasyonların enerjisinin insan enerjisinin kullanılarak birbirine entegre edildiği bir sistem. E çok Fırat da buna... fena olmayabilir. Şöyle düşün. Mesela İzmir'de bir taksiciyi öldürdü bir katil. O Sosyal ayrı. Sosyal kredi sisteminde onu ıskarta Hayır, giderim. O ayrı. İnsanlar Biz... destekler bunu yani. Hayır desteklemez. Uzaktan şimdi, siz. Evet. Şimdi ke teknolojiyle sizin hayatınızda kim var? Kimse yok. Ama uzaktan biri giriyor. Sizin kalbinizin durdurulmasını ister misiniz? Bunun sonu oraya gidiyor. Veyahut da siz arabaya bindiniz. Siz Ankara'ya giderken kendinizi Edirne'de bulmak ister misiniz? Şimdi hep iyi yönünü konuşuyoruz ya, işte. ha? Ya da bir uçurumda bak Ya bak bu adamlar diyor ki, insanın, insanın tüm eylemlerinde Allah diyor ya, şah damarından daha yakınım. Bu da ben daha da yakın olacağım diyor. Akıllı bir sistem tam kontrole dayalı. Bunun tek, e, tek iyi yönlerini insana çalışan yönlerini ele almalıyız ama Bunlar Türkiye'de tartışılmıyor. Trump bunları tartışıyor. Karşınızda kapitalistler yok. Joe Biden'ın temsil ettiği ekip finansın üstünde yorum yapıyor. Dolayısıyla sol literatür kapitalizme takılık kaldığı için bunları görmekte zorlanıyor. Peki. Yanlış anlama. Evet. Peki artık süremizin çok az sonuna geldi mi hocam? Size ayağa alayım.